Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir son dakika açıklaması var. O açıklamayı ekrana getirelim. Neden emekliler için çok önemli? Bunu da konuşalım. Sonrasında kabine toplantısı ne zaman olacak? Bunu da biliyoruz artık. Kabine toplantısında da emekliler ne çıkacak konuşacağız. Önce Cumhurbaşkanı'nı paylaşıyorum. İstanbul'da duyacak mıyız? Duyamıyoruz. Peki sürpriz bir isim olacak yoksa tanıyor muyuz kendisini? Bizim yapacağımız açıklamalarda A'dan Z'ye hepsi sürprizdir. Hem de inşallah partimizin yerel yönetim seçimlerindeki kazanma azminin ifadesi olacak. Hepsi. Ankara adayını Ankara'ya mı bırakırsınız? Bunu da Ankara'ya bırakırsınız. Onu da Ankara'da açıklayacağız. Seçim veren adamı siz de neler bekliyorsunuz? Seçim veren adamı siz de açıklayacağız. Yeni konferans olur mu? Tarihi belli mi acaba? 15 Ocak'ta demiştik. 15. Peki. Zaten. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne zaman açıklayacaklarını, İstanbul ve Ankara adaylarını ne zaman açıklayacaklarını söyledi. Seçim süreci emekliler için son derece önemli. Bu açıklama emekli için niye önemli Bülent evet, Bey? İşte konuştuğumuz takvim planı işlemeye başladı. Bugün itibariyle startını verdi Erdoğan. Yani pazar günü, yani startın tarihini açıkladı aslında. Bu pazar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayını, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayını açıklayacağını açıkladı. Yani bugün itibariyle seçim startı verilmiş oldu. Şimdi bu bizi nasıl ilgilendiriyor, neden ilgilendiriyor? Tabii ki hep emeklilerin ve zamların, ki farkındaysanız önceden hatırlarsanız enflasyon farkı açıklandığı gün veya ertesi gün kalmadan emekli maaşları hemen açıklanırdı. Evet, evet doğru. Fakat mümkün olduğunca gözler şu anda yani mümkün olduğunca Erdoğan bu gündemi böyle sıcakta tutmaya çalışıyor. Biz onu görüyoruz. Yani bütün emeklinin gözü onun üzerinde. Evet. Erdoğan daha ne istesin? Yani bütün gözler onun üzerinde. Yani istediği plan biz aylardır söylüyoruz. Erdoğan emekli maaşlarını seçim takvimiyle birlikte yönetecek. Evet. Öyle değil mi? Doğru, çok doğru. Defalarca söyledik. Hatta aldığımız duyumları, ne tarz çalışmalar yapıldığını hep dile getirdik. Yani işte kademeli zam planı, refah payıyla ilgili söylentiler, seyyanen zamla ilgili bütün çalışmaları ve hani prim sayısına göre, prim gün sayısına göre emeklilere bir çalışma yapıldığına dair de bütün böyle ön duyumlarımızı yaptık ama hepsini ben bütün konuşmalarımı dün gibi hatırlıyorum. Hepsinde seçime evrilecek, Ocak'tan Mart'a gidecek bir seçim takviminde ben bunları doğru göreceğimizi düşünüyorum dedim. Evet. Şu anda o start verilmiş durumda. Yani pazar günü Büyükşehir Belediye Başkanı adayı açıklandıktan sonra AK Parti'nin pazartesi günü, şimdi kabine ne zaman sorusu hep merak ediliyor ya. Şimdi evet, biz bu AK Parti'nin bu toplantısı sırasında ve Erdoğan'ın çıkışı sırasında yine danışmanlarla ve AK Parti'de saraydan iletişimlerimizle bilgi almaya çalışıyorduk o dakikalarda. Evet. Ve şu anda normal takviminde yani pazartesi günü kabinenin yapılacağı bilgisini aldık. Hı hı. Yani Bakanlar Kurulu pazartesi günü toplanacak. Yani 8 Ocak pazartesi günü. Yani pazar günü İstanbul adayı açıklanacak. Pazartesi günü kabine toplanacak. Evet, İstanbul adayının da sokaklarda rahat rahat dolaşması için pazartesi günü de emeklilere ilk müjdelerini vermeye başlayacak. Çok Erdoğan önemli kabine yani, toplantısı. Yani şu anda aslında takvim netleşti ve belli oldu diyebiliriz. Yani emekli refah payı mı alacak? En düşük emekli maaşı mı açıklanacak? Veya işte kök maaşlara, çünkü en düşük emekli maaşı alanların kök maaşlarına bir artış, onun üstünde olanlara da daha farklı bir seyyanen artış gibi detaylar var. Kademeli önceden bahsettiğin. Evet, evet. Şimdi onlara da gireceğim birazdan ama şu andaki konumuz, bu dakikalardaki konumuz Erdoğan'ın emekli planı. Emekli planını pazartesi günü açıklayacağı. Yani ayrıca şunu da söyleyeyim. Pazartesi günü açıklayacak ama hepsini birden açıklamayacak. Bunu da ısrarla yine söylemeye devam ediyor.
Büyük bir ihtimalle pazartesi günü kabine toplantısından sonra çok büyük bir ihtimalle refah payını açıklayacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ve kabine toplantısından çıkacak işte TÜİK'in enflasyonun üzerine bir refah payı açıklayıp %50'ye tamamlayacak diye düşünüyorum. Evet, şimdi tabii bu bölümü bitirdiysek diğer bölüme de geçeceğim ben de. Yani Erdoğan'ın seçenekleri, zam seçenekleri ne? Emekliyle ilgili detaylı anlamda hangi çalışmalar düşünülüyor? Hep açıkladık ama şu anda gittikçe öne çıkan hangi çalışmalar, onu iyice ortaya koyacağız detaylarıyla. Evet. Şimdi şunu anlıyoruz ki pazar günü aday açıklandıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayı, ki Ankara'yı da Ankara'da açıklayacağız diyor. Evet. Burada. Yani demek ki ya kabine toplantısı gününde bir Ankara'ya adayı açıklayacak ya da kabine toplantısından sonraki gün aday açıklanacak. Yani AK Parti'nin grup toplantıları genelde çarşamba oluyor ama şimdi meclis tatilde olduğu için o olmayacak. Fakat yani pazartesi, salı, çarşamba içerisinde de Ankara adayı da, belediye başkan adayı da açıklanacak. Dolayısıyla ama İstanbul adayını sahalara rahat rahat sürmesi için pazartesi günü kabine şu anki programda pazartesi görünüyor. Olacak. Evet. Cumhurbaşkanlığı programında veya ekiplerinin bildiği, Cumhurbaşkanlığında çalışan, Cumhurbaşkanlığına bağlı çalışan ekipler tarafından edindiğim bilgilere göre pazartesi günü kabine yapılacak. Hı-hı. Ve pazartesi günü, bunun öncesinde şu anda büyük bir baskı var. Yani sosyal medyada, sahada emekliler bu %37.57'ye karşı ve ayrıca ya %50 olsa ne olur? Tabii canım. Gibi büyük bir baskı yiyor AK Parti. O yüzden orada şimdi bir anda daha yüksek level'dan, yani beklentileri düşük tutuyorduk ama daha yüksek level'dan bir pazartesi açıklaması görebiliriz. Yani hani hep yavaş yavaş açıklayacak diyorduk ya, hı hı, elindeki don. Yani önce kök maaşları iyileştiren bir çalışma yapıldığını duyurmuştuk. Ayrıca seyyanen zam planı olduğunu tüm emeklilere yönelik duyurmuştuk. Bunun nasıl yapılacağına karar verilmeye çalışılıyordu. Bir nevi bir intibak duyurumuydu bu. Ama sonrasında en düşük emekli maaşlarına yönelik bir çalışma yapıldığı ve refah payına yönelik bir çalışma yapıldığı da yine gelen duyumlar arasındaydı. Evet. Pazartesi ilk etapta bana kalırsa benim öngörüm, en düşük emekli maaşları açıklanacak. En düşük emekli maaşları. Evet. Yani artı refah payı. Yani bir refah payı da verilecek. %37.57'ye artı bir refah payı verilecek. Ve onunla beraber en düşük emekli maaşı artışı sağlanacak. Çünkü şu büyük bir sorun haline dönüşüyor. Eğer en düşük emekli maaşlarına, kök maaşlara yönelik artı bir çalışma yaptık, ona da şu kadar yaptık, yani artık seyyanen çalışma yaptık gibi bir açıklama yapılırsa bu tepkiler çok daha fazla büyüyecek. Tabii. Yani diğer geride kalan emekliler açısından. Hedefledikleri kitle belli ama şu anda ekonomik şartlar çok zor durumda olduğu için hani hiçbiri yetmeyecekmiş gibi geliyor artık. Yani %50 de olsa, işte 3000 lira seyyanen de verilse, 5000 lira da verilse, bunları afaki söylüyorum, yani atıyorum şu anda. Hani bu rakamlar konuşuluyor değil ama 3000 ile 8.000-8.500 lira arasında değerlendirilen bir seyyanen zam planının konuşulduğunu da biliyoruz. Ama maaşı 4.000 lirayla, 4.500 lirayla 7.500 lira arasında olanlara diye ben biliyorum. İşte şu yapılmaya çalışıyor. Tabii biraz kafaları da çok dağıtmak istemiyorum seyircilerimizin. Yani odak noktasını da çok dağıtmak istemiyorum ama şimdi ya şunu söyleyeyim Şebnem. İlk etapta büyük ihtimalle, yani ben de hani hem içeriden aldığım kulis bilgileri hem de gözlemlerim kadarıyla en düşük emekli maaşına artışı bir 11.500-12.000 lira civarına getiren bir hamle yapacaklar. Evet. Onun dışında da artı bir refah payı verecekler diğer kalan emeklilere. %50'ye tamamlanacak. %50'ye tamamlanacak. Yani 7.500'ün üzerinde olanlar da %50 olup bir refah payıyla birlikte artışını yaşayacak, ilk artışını. Ve en düşük emekli maaşı da zaten 11.000-12.000 bandına geldiği zaman da
ilk etaptaki o ya niye onlara yapıldı, niye bize yapılmadı oklarını biraz geri çevirmeye çalışacaklar. Birinci plan, birinci hareket bu olacak diye öngörüyorum. Evet. Daha sonrasında işte tam da açıkladığımız takvim 7-8, 8'inde kabine toplantısı oldu. Tabii resmi olarak açıklanmadı bu ama aldığımız bilgiler ve zaten normal program bunu gösteriyor. Pazartesi evet, evet, günü. Evet. 9-10'una kadar adaylar açıklanmaya devam edecek. 15'inde AK Parti seçim beyannamesiyle beraber, 15'i veya 17'si seçim beyannamesiyle beraber bütün adaylarını tanıtıma çıkaracak. Hı hı. Yani asıl start 15'inden sonra başlayacak. Ve 15 ile Şubat 15 arasında da müthiş bir yine seçim propagandası zamanı bizi bekleyecek. Bekliyor. Onunla da beraber net bir şekilde işte diğer konuştuğumuz zam planları devreye girecek diyebilirim. Çünkü yapılacak bu zamlar kesinlikle yeterli olmayacak. Tabii ki. Emekliye zam yapılırken, asgari ücrete zam gelmişken sokaktaki zam da bütün hızıyla devam ediyor. Tabii canım. Ve bu zamlara karşı koyabilmek için de seçimde de daha güçlü sahada yer alabilmek için mutlaka bir B planı, hatta C planı zamlar gelecek. Nedir onlar? İstersen onları da birazdan söyleyeyim. Yani AK Parti'nin, Erdoğan'ın B ve C, yani Ocak 10'a kadar ve Ocak 10 ile Şubat sonu, hatta Mart'ın sonuna kadar sürecek emekli zam planı. Hatta asgari ücrete de bir ek zam çok konuşulmaya başlandı. Bunu da söylemiş olayım. Asgari ücrete de bir küçük artış daha çok baskı yiyor şu anda. Çünkü biliyorsunuz ki Türk İş Başkanı kabul etmiyorum ben bunu dedi. Yani evet bu açıklanıyor ama biz bunu kabul etmiyoruz diyerek ayrıldı o toplantıdan. Evet. Yani. Dolayısıyla bu da büyük bir baskı olarak AK Parti'nin ve Erdoğan'ın ensesinde.